Şimdi imamla ilgili mevzuya geleceğim Hediye Güran'dan önce. Ne olmuş biliyor musunuz? Narin Güran'ın kaybolmasının ardından amca Salim'in topladığı çocuktan yetişkine herkes aile toplantısında bir araya gelmiş. İddiaya göre amca Salim bu amca Salim bu toplantıya köyün cami imamı RK'yı çağırdı. Aile meclisi toplantısına katılan Narin'le ilgili hiçbir şey söylenmeyecek, hiçbir açıklama yapılmayacak denilerek Kur'an-ı Kerim'e El bastırıldı. Bakın tekrar söylüyorum. Olay oluyor. Olay bittikten sonra ne yapılıyor biliyor musunuz? Salim herkesi topluyor toplantıya ve topladıktan sonra imamı da çağırıyor. İmamla birlikte ki imamla Salim'in arası oldukça iyiydi. Hatta bazı iddialara göre salim imam izinli olduğunda e, salim imamlık yapıyormuş oraya camiye. Kur'an-ı Kerim'e el bastırılarak gemin ettirildi. Bakın tekrar söylüyorum. Narin öldükten sonra. 7'den 70'e bütün köylüyü topluyorlar. Aile toplantısı düzenliyorlar. Ve aile toplantısında imamı da çağırıyorlar. İmama diyorlar ki gel şimdi bu er Kur'an-ı Kerim'i de getir. Herkes Kur'an'a el basacak. Ee, niçin el basıyor? Yalan söylemek için, gerçekleri gizlemek için. Böyle yemin mi olur Allah aşkına? Böyle yemin mi olur? Yani Kur'an sizi çarpar inşallah. Kur'an sizi ne bileyim hani bizim orada şey derlerdi seni yerle bir etsin diye. Vallahi ya yani Kur'an bunları çarpmıyor ki. Adam Kur'an'a el basıp gerçeği gizleme yemini yapmışlar. Böyle bir şey olabilir mi ya? İşte yani bu hikayeye baktığınızda geldi bunun planlı bir şekilde bir cinayet olmadığını söyle hadi gel de bunu ye İşte böyle bir hikaye karşımızda peki imam sadece bu mu yani imam biliyorsunuz bu olaydan dolayı gözaltına alınmış yani sen o aile toplantısında jandarma bunu fark etmiş fark edince de sen bu aile toplantısında ne yaptın diye imamı aldılar sanırım imam da orada her şeyi anlatmış Kur'an-ı Kerim'e el bastırıldığına dair daha sonra imam ne yaptı İzin aldı İzin alıp e, köyden ayrıldı cuma namazını kıldırmadı